Mekan güzeldi. Belediyeyle görüştük. İhalesi sonlanmış. İhaleyi alan şirketle görüşmek lazım. Gidin onları ikna edin diyorlar. Ama bir türlü kim olduğunu söylemiyorlar. Ne bileyim ben. Gizli miymiş, neymiş? Ay sanki meyhane açacağız. Alt tarafı çoluk çocuğa eğitim verilecek. Hayır işleri işlenecek. Ay bu kadar yokuşa sürmenin alemi ne ya? Toplanır gider adamla konuşuruz. Yani insansa kabul eder. Yasemin abla neredesin sen? Hiç aklım burada değil. Benim kızla uğraşıyorum. İyice büyüyor, ergenleşiyor işte. Geçenlerde bir çocukla yazışıyordu. Onun babasıyla muhatap oldum. Ay adam bildiğin öküz. Sen ne zannediyordun Yasemin Hanım? Sen bir prenses yetiştireceksin. Elin öküzü gelip alacak. Doğanın kanunu bu. Yani hangimiz beyaz atlı prense gittik ki? Ay abla, yemin ediyorum beni evlilikten soğuttunuz ha. Ay kızım sen bir herifi bul da biz seni ısıtırız. Arif Usta, burayı açalım. İnsanlar yemek yerken manzarayı falan seyretsinler. Yazık olur buraları kapatırsak zaten Cemal Bey. Yalnız bina biraz eski. İçini dışını soymak gerek. Artık ne gerekiyorsa yapacağız. Hadi kolay gelsin size. Bakmayacak mısın? Ne bakacağım ya? Kızım bana kızma ne olur. Biliyorsun anneannen iyi değil. Ben bugün yarın oraya gideceğim sen mezun olduktan sonra. E teyzen çok kalamaz ki. Zaten aklım sende kalacak. Bari içim biraz rahat etsin istiyorum. Çevrende iyi insanlar olsun istiyorum. Ya anneciğim biliyorum. Ama bunu anlamak için en azından insanlara bir şans versek. Çok bilmiş. Ya Turan abi, 20 yıldır ben senin kiracınım. 60 bin dolar kira ne Allah aşkına ya? Vallahi Cemal, bendeki tek kira gelen yer senin yer. Sen çıkarsan 60 bin dolar verecek bir sürü adam var. Tamam abi, tamam. Bari idare et de şu binaya taşınayım. Ondan sonra kime vermek istiyorsan ver be. Oho! Ulan 20 yıldır kiracınım be senin. 20 yılda buranın iki katı ben sana para ödedim be. Yuh! Ne diyorsun sen Cemal? Telefon kapat. Turan abi! Turan abi! Tünele girdim ben. Alo ana. Ha Meltem. Demin Mahmut aradı beni. Bir kızla ilgili bir şey olmuş. Çocuğu sana gönderirken bana bir söz vermiştin. Sözünde dur. Ben sözümde duruyorum Meltem. Hayatımıza bir sürprizi sen soktun zaten. Ona burada meslek öğretiyorum. Altında arabası, cebinde parası eksik değil. Ben ne yiyorsam aynısını yiyor. Ben nasıl yaşıyorsam aynısını yaşıyor. Gide bir de beni arayıp babalık öğretme. Babaymış. Gören de seni gerçekten baba zannedecek. Meltem iğneleyip durma. Sanki bu çocuğu ben istemişim gibi. Geri zekalı bir çocuk yetiştirmişsin zaten. Ona burada adam olmayı öğretiyorum ben. Allah Allah. Hem bu çocuğu sen yollamadın. Sen orada evlenmişsin. Çocuk tavır yapıp buraya gelmiş. Önce sen ana olmayı öğren.